Merhabalar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle hepinizin çok beğeneceğini umduğum vişneli kek yapımını paylaşacağım. Şimdi yapımına geçelim. Önce yumurtalarımızı kabımıza alıyoruz. 3 adet yumurtamız. Klasik 200 mililitrelik su bardağıyla 1,5 su bardağı ölçtüğüm için kabıma koydum. Toz şekerimizi alarak yumurtamız ve şekerimiz karbeyaz olana kadar iyice çırpıyoruz. Yumurtamızı ve şekerimizi çok güzel bir şekilde çırptık. Şimdi içerisine 1 su bardağı ayçiçek yağı, 1 su bardağı yoğurt. Bunları da çok fazla olmayacak şekilde çırpıcımızla hemen çekiyoruz. Şimdi yavaş yavaş elemiş olduğumuz unumuzu ilave ediyoruz. Şu anda 3 su bardağı hazırladım. Gerekirse tekrar ilave edeceğim. 1 paket kabartma tozu. Bunu da katıp çok fazla olmayacak şekilde yine çok az bir şekilde çırpıyoruz. Kekimize 2,5 su bardağı un yeterli geldi. Mikseri bıraktım. Çırpıcıyla şu şekilde kıvamında göstermek istiyorum. Devam ediyorum. Çok fazla çırpmayın. Kekiniz sönmesin. Sadece ununun karışması yeterli. Kek kalıbımı tereyağıyla iyice her tarafını yağladım. Kekimin bir bölümünü şimdi boşaltıyorum kalıbıma. Kek karışımımı. Biraz şu şekilde her yerine eşit oranda gelmesi için biraz dağıttım. Şimdi buzluktan yeni çıkardığım dondurucudan vişnelerimi aralıklı bir şekilde şu şekilde kek karışımının içine atıyorum. Birazını da üstü için ayırıyorum. Vişnelerimin üzerine şimdi diğer geriye kalan kek karışımı gezdiriyorum. Şimdi diğer ayırdığım vişnelerimi bunun üzerine atıyorum. Kek karışımımızı önceden ısıttığımız 180 derece fırınımıza pişmeye gönderiyoruz. Fırından çıktı. Ortalama 40 dakikada pişti. Ama bu fırından fırına farklılık gösterebilir. Gördüğünüz gibi harika oldu. Kalıbından çıkarmadan önce 15-20 dakika kekimizi ılımaya bırakıyoruz. Kekimizi kalıbından çıkardık. Gördüğünüz gibi enfes bir görüntüsü var. İnanın lezzeti ve iç dokusu da bir o kadar harika. Şimdi bir iki dilim keserek size iç dokusunu da göstermek istiyorum. Şimdi kekimizden bir dilim keselim. Görüyorsunuz içindeki vişneler, içi de çok harika olmuş. Tüm deneyenlere şimdiden afiyet olsun. Kanalıma abone olup bana destek olursanız çok sevinirim. Başka bir tarifimizde görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.